Anne. Efendim Pepeciğim. Bana okul çantası ne zaman olacak? Aa evet canım. Alışveriş listemi hemen yazayım. Ne zamandır aklımda ama hep unutuyoruz. Önümüzdeki ay alırız tatlım. Önümüzdeki ay. Tamam. Aa baba. Efendim Pepe. Hani okullar böyle çok gün tatil olacak demiştin ya. Evet. Hani böyle tatil olunca denize gideceğiz demiştin. Evet. O tatil ne zaman? Aa dur bakayım. 1, 2, 3, 4 ay sonra Pepeciğim. 4 ay sonra yaz tatili başlayacak. 4 ay mı? Evet canım 4 ay sonra. Tamam. Ben prenses olmak istemiyorum nene. Tamam ne olmak istersin? İyi insan olayım. Sen de iyi kedi ol. Aa bak bu kedi maskesini tak. Miyav. Çok komik bir kedi oldun nene. Bu yaştan sonra bir kedi olmadığım kalmıştı. Miyav. Ben iyi bir kediciyim ama karnım çok aç. Kimse bana yemek vermiyor. Miyav. Çok açım ben çok. La 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 la. İşte iyi bir kedi la la la. Üstelik de acıkmış la la la. Hemen iyi bir insan olarak ona iyilik yapmalıyım la la la. Hem la la la. Hem şu yemeklerden şuraya birazcık koyayım la la la. Beni görmesin hemen kaçayım la la la. Bir koku alıyorum. Sanki biri benim için buralara bir yere yemek bırakmış. Miyav. Miyav yaşasın. Yaşasın bir kere daha mutlu ettim. La la la. Yaşasın insan olmak. La la la. Aferin sana bebe. Çok güzel bir oyun kurdun evladım. Sen de çok güzel bir kedi oldun. Nene. Efendim Pepeciğim. Hani bizi bale gösterisine götürecektin ya. Ha doğru ya. Nasıl da unuttum tüh. Tamam onu sattım işte. Ne zaman götüreceksin? O gösteri geçen aydı Pepeciğim. Bu ayda var mı bilmiyorum. Bakmam lazım. Geçen ay mı? Evet ya geçen aydı. Tüh nasıl da aklımdan çıkmış. Ama gidemeyecek miyiz yani? Ben bakarım tekrar ne zaman oynuyorlarsa. Bulup biletlerimizi şimdiden alırım. Bu sefer unutmayız he. Anne. Annem sesleniyor nene. Efendim kızım. Bir bakar mısın? Geldim geldim. Hadi oyun oynayalım abi. Bu ay ne ola ki? Ne oldu bebe? Ay ne demek bebe? Ay mı? Şey. Geceleri gökyüzünde gördüğümüz bir kese kandır. Her şarkısı da var ya. Ay dede, ay dede, evin bakın nerede? Ay dede. Peki annem bana önümüzdeki ay çanta alacağını söyledi. Babam da 4 ay sonra yaz tatili gelecek dedi. Nenem de bana az önce bale gösterisi geçen aydı dedi. Gökteki aydan mı bahsediyorlar acaba? Ben de bilemedim şimdi. Ben hep bir tane ay görüyorum. 4 ay sonra dediğine göre birden çok mu ay var acaba? Ben de bilemedim bebe. Bir dakika bir dakika. Ne oldu bebe? Hoş gel abi. Ay'a bak. Bu bizim hep gördüğümüz ay değil. Evet bu yüz yuvarlak. Top gibi. Bu ayda da böyle kanca gibiydi. Top gibi. Demek ki birden çok ay var. Olabilir. Şuşu. Efendim Pepeciğim. Bizim kafamız karıştı biraz da. Duydum tatlım. Annem önümüzdeki ay sana çanta alalım dedi. Babam 4 ay sonra yaz tatili başlayacak dedi ya. Evet. Ay dedikleri bu gökyüzündeki ay mı? Çok güzel bir soru bu Pepe. Ben akıl yürütmek istiyorum Şuşu. Tabii bebeciğim dinliyoruz. Babam 4 ay sonra dediğine göre birden çok ay var demek. Çok tatlısın bebe. Bize farklı farklı görünse de aslında gökyüzünde bir tane ay var bebeciğim. Bunu şöyle düşün. Pepe'nin şapkalı hali başka, şapkası çıkmış hali başka, gözlük takmış ve taç takmış hali başka, kaskı takmış hali başka. Kedi maskesi takmış hali başka görünüyor. Evet canım ama hepsi de Pepe. Yani bize bazen yuvarlak, bazen kanca gibi görünse de ay hep aynı ay öyle mi? Aynen öyle canım.
Ayı neden başka başka gördüğümüzü biraz daha büyüdüğünüzde detaylıca öğrenirsiniz ama biz ayı hep başka başka şekillerde görürüz. Önce böyle görürüz, sonra böyle, böyle, sonra şimdiki gibi yüz yuvarlak, sonra böyle, böyle, böyle görürüz. Sonra tekrar en başa döner. Tekrar böyle, 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 yuvarlak, böyle, böyle, böyle görürüz. Ay en sade anlatımıyla bize böyle şekillerle görünür. Bu şekillerin hepsini gördüğümüz zamana da biz zaman anlamında ay diyoruz. Yani hem bu gökyüzünde gördüğümüz gezegene ay diyoruz. Hem de bu ayın hallerini gördüğümüz süreye yani zamana ay diyoruz, öyle mi? Aferin size, aynen öyle. Ay dede, ay dede, evin bakın nerede? Ay dede. Annenin, babanın, nenenin dediği ay, zaman anlamındaki ay. Adı zormuş. Ben hayatta düşünerek, akıl yürüterek bulamazdım bunu. Ben de. Peki, zaman anlamındaki bir ayın geçtiğini nasıl anlarız Şuşu? Babam 4 ay sonra tatil dedi de. 30 tane gün geçince 1 ay geçmiş olur Pepeciğim. 30 kere yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. 1 ay geçmiş olacak, öyle mi? Aynen öyle. Hadi şimdi gelin bir ay şarkısı söyleyelim. Hem de ayların ismini öğrenelim. 30 gün bir aydır, 12 ay vardır. 30 gün bir aydır, 12 ay vardır. Ben gökyüzündeki ayı da, 30 gün süren zaman anlamındaki ayı da çok sevdim. Hadi bir oyun oynayalım abi. Tamam kardeşim, ne oynayalım? Ben ketçik alayım. Bak burada fare maskesi var, köpek maskesi var, kaplan maskesi var. Sen de birisini seç. Tamam, ben de fare olayım. Tamam o zaman, kedi fareyi kovalar. Kaç, yakalayacağım seni. Eyvah, bir kedi gördüm. Kedi beni kovalayacak, hemen kaçmalıyım. Dur, kaçma fare. Kedi beni yakalayamaz. Kedi beni yakalayamaz. İstersem yakalarım bir de. Ne dedin abi? Ne dedim kardeşim? Dedin. Evet dedim. Bir ay daha var demek ki. Doğru. Şu bu ay ne demek? Gökyüzündeki ay ve zaman olan ay ile ilgisi var mı? Çok tatlı ve çok dikkatlisiniz çocuklar. Bu ayın gökyüzündeki ay ve zaman olarak kullandığımız ayla ses benzerliği dışında hiçbir ilgisi yok canım. Tamamen bir duygu ifadesi olarak çıkardığımız ses. Hangi duygun için çıkardın bu sesi abi? Fare kedi beni yakalayacak diye biraz çekindi. Bu yüzden de ne yapacağını bilememe ifadesi olarak ay dedim. O zaman ay demeye devam et, yakalayacağım seni. Şimdi bana ne yapacaksın kedicik? Hem ne yapsam ki? Yine ay dedin abi. Şimdi ikiniz bizden kaçın bakalım. Çünkü kaplan nene geliyor. Kaplan neneden kaçın. Vay. Sizi gittiler sizi. Kaplan nene. Kaplan nene geliyor, kaçın. İyi misin nene? İyiyim çocuklar, iyiyim. Ne güzel oynadık.
koşmak bana da iyi geldi vallahi. Ne dedin, ne dedin nene? Ay çok güzel oynadık dedi. Nenem ay dedi, ay dedi. Hadi sizi kovalayacağım. Hadi koşun, koşun. Bakın arkadaşlar, burada ne kadar güzel böyle upuzun saçlı bir kız var. Biraz bana da benziyor değil mi? Ama onun saçı uzun, benim saçım kısa, öyle değil mi? Çok merak ettim, senin saçın uzun mu kısa mı? Ha, harika! Ha, ne oldu Pembik? Niko ile Uçuş bir ağacın tepesinde asılı kalmışlar. Aa, nasıl olur? Bilmiyorum ama kılavuz geldi haber. Lelidal hemen ormana doğru gel dedi. Tamam, hemen gidelim Pembik. Lütfe bindik, Niko'ya gidiyoruz. Niko ağaçta kalmış, yardıma gidiyoruz. Şimdi o zaman uzun yeşil ağacı bulmamız gerekiyor. Hadi bulalım. Ben uzun ve yeşil bir ağaç göremiyorum Pembe. Ben de göremiyorum. Siz uzun yeşil bir ağaç görüyor musunuz arkadaşlar? Bak, arkadaşlarımız da göremiyorlar. Bir de şu tarafa bakalım. Burada uzun yeşil bir ağaç var mı? Aa bak Pembik, işte yeşil bir ağaç. Ama Niko nerede? Niko ile Uçuş burada değil Leli. Çünkü bu uzun bir ağaç değil Pembik. Yani evet, yeşil bir ağaç ama uzun değil. Uf, Niko'nun bize ihtiyacı var ve biz onu bir türlü bulamıyoruz. Nerede bu uzun yeşil ağaç? Niko, sesimi duyuyor musun? Evet, buradayım Leli. Yukarı bakın. Ha? İşte o uzun yeşil ağaç. Nasıl da görmedik? Ha. Düşündüğümden çok daha uzunmuş bu ağaç Leli. Evet, görüyor musunuz? Liko da Uçuş'la orada. Seni bulduk Liko, merak etme. Sana yardım edeceğiz. Evet, uzun yeşil ağacı bulduk. Bu kısa yeşil ağaç, bu uzun yeşil ağaç. Kısa, uzun. Liko uzun yeşil ağacın en tepesinde, bakın. Liko, iyi misin? Nasıl oldu da Uçuş ile orada kaldınız? Leli, Uçuş bozuldu. Ben de bu ağacın tepesine zorunlu iniş yaptım. Ama şimdi Uçuş'u buradan nasıl indireceğimizi bilemiyorum. Dur, ben yanına geliyorum Liko. Çok uzun bir ağaçmış bu Pembik. Tırman tırman bitmedi. Hadi Leli, az kaldı. Geldim sana.
sonunda. Ay çok uzun bir ağaçmış bu. Ne olurdu şuradaki kısa ağaçlara konsan Liko. Ancak buraya inebildik işte Lili. Peki nasıl indireceğiz uçuşu buradan? Gerçekten çok ağır uçuş. Şöyle tutup aşağı indirsem dedim ama yapamıyorum. Buna bir çözüm bulmalıyız mutlaka. Ucuzu burada onaramam. Aşağı indirip kuleye götürmem lazım ki onarabileyim. Düşünelim bakalım. Onu buradan nasıl indirebiliriz? Aklıma bir fikir geliyor aslında. Nedir Leli, söylesene. Şimdi uçuşu buradan aşağı itsek yere çarpar ve yaralanır değil mi? Evet, kesin yaralanır. Çünkü bu ağaç çok uzun. Uzun olduğu için de şu an hepimiz çok yüksekteyiz. Evet Lili, buna asla izin vermem. Tamam, ben de uçuşu aşağı itelim demiyorum Liko. Kılavuz ve Pembik uçabiliyorlar. Pembik tek başına kaldıramayabilir ama kılavuz da gelirse ikisi beraber kaldırıp onu yavaşça aşağı indirebilirler bence. Aa, denememiz lazım Lili. O zaman kılavuzu bulalım bir an önce. Tamam, ben gitmeyi bulurum, siz burada kalın. Tamam Pembik. Şeyleri unutmadın mı? Unutmak mı? Ne vardı, bir dakika. Ha evet ya. Liko uzun ve yeşil bir ağacın üstüne kala kalmıştı. Ona yardım edecektim ki uyuyakalmışım. Ay çok üzüldüm şimdi. Üzülme canım, biz bulduk Liko'yu. Ama sana ihtiyacımız var. Sen olmadan uçuşu indiremiyoruz. Tamam hadi gidelim Pembik. Liko Lili merhaba. Seni burada unutup uyuyakaldığım için özür dilerim Liko. Sorun değil kılavuz. Ucu buradan aşağı indirmek için bir fikrin var mı? Evet harika bir fikrim var. Bana çok uzun bir ip lazım. İp mi? Ben hemen getiririm. İp ne yapacaksın kılavuz? Birazdan gelirsiniz Liko. İşte bir ip. Ama bu ip kısa Pembik. Bana uzun bir ip lazım. Hem de çok uzun. Peki bakayım bir. Kılavuz bu ipten daha uzun bir ip istiyor. Bu ip kısa. Bu nasıl kılavuz? Aa evet, bu ip daha uzun kılavuz. Bu ip kısa, bu ip uzun. Ama bizim işimize yarayacak kadar uzun değil Lili. Pembik bize daha da uzun bir ip lazım. Ay tamam, geliyorum şimdi. Uzun ip, kısa ip. He? Lili, hadi bize kısa uzun şarkısı söyler misin? Aa tamam. Benim güzellik o istersen söylemez miyim? Hadi arkadaşlar hep beraber. İşte bir ip var burada. Harikasınız, ben de geldim. Hadi
Yavaş yavaş pis alalım şimdi. Tüccere iniyor. İşte iniyor uçuşumuz. Başardık sonunda biz dördümüz. İşte iniyor uçuşumuz. Başardık sonunda biz dördümüz. Bir, iki, üç, dört. Aşasın, aşağı in. İşte indirdik. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Uç benim için çok değerli. Şimdi onu götürüp onamam gerekiyor. Ama nasıl götüreceğim bilemiyorum. İpi düttüte bağlayıp onu onaracağın yere götürebiliriz Liko. Tabii ya. Bağladım bile. Ha? Gel hadi abla Liko. Tamam Neli. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Güle güle Liko. Güle güle. Güle güle Liko. Güle güle. O öyle güzel tatlı. İşte kisi kisi. Kitap okumayı çok severim. Hem de çok 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 severim. Kitap okurken en sevdiğim müzik. Şurada kalmıştım. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Ne kadar güzel müzik dinleyip temiz hava alarak kitap mı okuyacaksın? Evet, çok seviyorum ben kitap okumayı. Böyle sessizlik içinde. Sadece müzik dinleyerek kitap okuduğumda sanki okuduğum öykünün içine giriyorum. Sanki ben de oradaymışım gibi hissediyorum. Çok güzel canım. Aa, bu nereden çıktı? Of ya. Kurbağalar bir kutlama yapıyor galiba. Kutlamanız uzun sürecek mi? Hay Allah, ne kadar da kalabalıklar. Bu gürültüde müziği bile duyamıyorum. Haklısın bir tanem ama kutlama elbet bitecektir. Bir koku alıyorum sanki. Ne kokusu? Senin kara karga buraya geliyor Cucu. Kok! 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 Benim pamuk arkadaşım Pisi nerede? Kok! Buradayım kara karga. Aa, yine üzgün gördüm seni. Neyin var? Ne oldu söylesene Pisi. Müzik dinleyerek kitap okuyordum ama şu kurbağalara baksana. Kutlama yaprak gülü buldular tam da. Baksana ne kadar gürültü çıkarıyorlar şu anda. Aa evet. Bunlar çok kolay susmayacak gibi. Ama kara karga sana bir çözüm bulabilir belki. Guak ya guak guak guak. Bu kara karga ne kadar çok iyilik yapıyor bana değil mi Cucu? Evet canım. Kara karga biraz huysuz ama çok iyi kalpli bir karga Pisi. Evet öyle. Ama benim şu anki sorunuma nasıl bir çözüm bulabilir ki? Aa, bu ne kara karga? Bu bir kulaklık Pisi. Kulaklık nedir Cucu? Kulaklık müzik dinlerken ya da bir film izlerken çıkan sesleri sadece senin duymanı sağlayan, kulağına takınca dışarıdaki sesleri de duymanı engelleyen bir alettir Pisi. Harika. Hayatıma hoş geldin kulaklık. Peki, ben bu kulaklığı nasıl kullanacağım kara karga? Bu ucunu müzik çalarına tak. Sonra da o kulaklığı tak. Kulak. He? Böyle mi? Kulaklarını kapatacak şekilde Pisicim. Böyle mi? Evet. Bu ucunu da müzik çalarıma taktım. He? Hala kurbağaların seslerini duyuyorum ben. Ya, müziği açarsan eğer kurbağaların sesi uçar gider. Guak guak ya. He tamam. Evet.
Müziği duyuyorum ama kurbağaları duymuyorum. Ha, yaşasın. Sağ ol kara karga. Önemli değil arkadaşım pisi. Yeter ki üzgün görmeyeyim seni. Ben de seni. Amanın pisi. Neredesin benim güzel arkadaşım pisi? Arkadaşım, çok önemli bir sorunum var. Lütfen bana yardım etmelisin. Ne yapacağımı gerçekten bilemiyorum. Sen akıllı bir kedisin. Kesin bana. Pisi, bana yardım edecek misin? Pisi, pisi. Ha? Bana bir şey mi dedin Pan? Nasıl yani? Beni hiç dinlemedin mi sen? Kulaklığım kulağımdayken seni duyamıyorum Pan. Kulaklık mı? O ne? İşte böyle. Müzik çalardaki sesi kulağıma veren ve dışarıdan gelen gürültüleri duymamı engelleyen bir araç bu Pan. Harika. Ne düşünün bugünkü sorunun arkadaşım? Kardeşim Pin'le aynı odada kalıyoruz biliyorsun. O film izlemek istiyor ama ben de gazete okumak istiyorum. Ama o film izlerken sesinden çok rahatsız olup okuyamıyorum Pisi. Pin'i de ikna edemiyorum. Çok üzgünüm Pisi, çok. Bildiğin gibidir. Harika. Kurbağalar kutlamayı bitirdi. Evlerine gittiler. Yani artık burada gürültü olmayacak. Ben sorunu çözdüm Pan. Ama nasıl? Al bu kulaklığı Pin'e ver. Film izlerken filmin sesini bu kulaklıktan dinlerse seni rahatsız etmemiş olur. İstediğin gazeteyi keyifle okuyabilirsin. Yaşasın. Sorunu çözdük o zaman arkadaşım. Pisi. Sen de öyle Pan. Hayatıma hoş geldin kulaklık. Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? El fenerine mi? Kulaklığa mı? Mıknatısa mı? Doğru, kulaklığa. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kulaklık çizin.